Merhabalar, İki Annemin Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Defne. Bu videoda 24 aylık bebeklerin beslenmesini genel hatlarıyla işleyeceğiz. 5 ana besin grubu var ve hemen tahıllarla başlıyorum. 24 aylık bebeklerde ne kadar tahıl tüketilmeli bir günde? Önerilen, tavsiye edilen miktar 3 adet 30 gram. Peki 3 adet 30 gram ne demek? 3 adet 30 gram yani 3 farklı porsiyon demek. Peki bir porsiyon neye tekabül eder? Gelin bakalım. Bir dilim ekmek veya yarım su bardağı dolusu haşlanmış makarna veya pirinç veya bulgur veya arpa gibi bir tahıl olabilir. Geliyorum ikinci besin grubuna. 24 aylık bebeklerin bir günde tüketmesi gereken sebze ne kadar? Dolu dolu bir su bardağı sebze deniyor. Bir su bardağı sebze çok da alışık olduğumuz bir porsiyonlama şekli değil. O yüzden gelin sebzelerde de örneğe bakalım. Bir dolu dolu su bardağı sebze neye tekabül eder? 3 adet brokoliye, 2 su bardağı çiğ yeşil yapraklı sebzeye, 12 mini kavuca, 1 büyük yeşil dolmalık bibere, 1 tatlı patatese, 1 büyük domatese, ya da bir su bardağı fasulyeye tekabül ediyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim kafa karışıklığı yaratmaması için. Fasulye çeşitlemeleri hem protein hem de sebze kategorisinde geçerli. Bunun sebebi şu, evet sebzeler ama birincisi protein seviyeleri çok yüksek. İkincisi de genellikle et ürünlerinde aslında karşımıza çıkan demir ve çinko açısından da çok zenginler. O yüzden kah proteinde görüyorsunuz, kah da sebzelerde görüyorsunuz. Kafanızı karıştırmasın. Geliyorum 3. ana besin grubuna, süt ve süt ürünleri. 24 aylık bir bebek kabaca bir günde ne kadar süt veya süt ürünü tüketmeli? Burada tavsiye edilen bir dolu dolu su bardağı yine. Peki bir dolu dolu su bardağı süt ürünü nedir? Süt içmiyorsa onun yerine ne kadar peynir veya yoğurt verilir? Gelin bakalım. Bir su bardağı süt, tabii ki bir su bardağı süte veya bir su bardağı yoğurda veya yaklaşık 60 gram peynire tekabül ediyor. Geliyorum 4. gruba, meyveler. Meyveler tatları sayesinde aslında çok da yedirmekte zorlandığımız şeyler değil ama yine de kabaca ne kadar yedirmemiz gerektiğini bilmekte fayda var. Ne kadar? 24 aylık bebeklerde kabaca bir yine dolu dolu su bardağı miktarı yeterlidir, uygundur deniyor. Bir dolu dolu su bardağı, hiçbirimiz meyveyi su bardağıyla tüketmediğimiz için gelin bakalım neye tekabül ediyor. Bir su bardağı bir irice şeftaliye veya bir irice elmaya, 8 çileğe, 2 santim kalınlığında kesilmiş küçük bir dilim karpuza, yarım su bardağı kuru meyveye veya 30 civarı taze üzüme ya da bir su bardağı taze meyve suyuna tekabül ediyor. Ele alacağımız son besin grubu da et ve fasulye. Az evvel bahsettiğim gibi fasulyeyi de bu grubun içinde sayıyorlar proteinden, çinkodan, demirden dolayı. Peki ne kadar? Bu sefer yine 30 gram bir porsiyon ama günde 2 porsiyon tavsiye ediliyor. Peki bir porsiyon yani 30 gram et kabaca neye tekabül eder? Neleri kullanabiliriz bu öğünümüzü yaratırken? Gelin birlikte bakalım. Bu kategorideki bir porsiyon yani 30 gram, 30 gram ete, tavuğa veya balığa tekabül ediyor. Aynı şekilde bir su bardağının dörtte biri kadar haşlanmış fasulye veya bir yumurta da yine bir porsiyon. Peki bir günün üzerinden geçtik besin grupları üzerinden. İyi kardeşim de o zaman şöyle bir güne baktığımızda kabaca nasıl bir gün planlaması doğru olur bizim kendi Türk mutfağımızdan hareketle diye soracak olursanız gelin hemencik şöyle bir üzerinden gidelim. Kahvaltıda yumurtasını yedi, peynirini yedi, bir dilim ekmeğini yedi, biraz da yanına domates söğüş yedi, belki hatta severse maydanozunu falan yedi. Öğlen yemeğinde kıymalı sebze, erişte ve yoğurt yedi. Arada karnı acıktı, bir porsiyon meyvesini yedi. Akşam yemeğinde de kuru fasulye, bulgur yedi, yanına da ayran içti. İşte size kabaca bütün besin gruplarına dengeli bir şekilde dokunan bir günün özeti. Umarım işinize yarar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili İki Annemin Mutfak takipçileri, sizin için hazırladığımız bir sürü videomuz var. Hadi abone olun.
Bu iki videoyu seyretmek isterseniz tıklamanız yeterli.